Merhabalar, ben Nurgül, Nur Mutfak kanalıma. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu çekimlerimi ben Kurban Bayramı'nda yapmıştım. Paylaşmak ancak bugüne nasip oldu arkadaşlar. Evet, bugün sizlere çok lezzetli bir baklava vereceğim arkadaşlar. Mutlaka bu tarifi deneyin derim. Daha önceden el açması Antep baklava tarifini sizlerle paylaşmıştım. Bu kez hazır baklavalık yufkadan bu tarifimi sizlere vereceğim. Evet, kaymaklı, ev usulü, en kolayından Antep baklavası tarifi. İrmikli süt kaymağımız için gerekli olan malzemeler: 1 çay bardak irmik, 1 litre yağlı süt. Evet, tenceremize irmiği ve sütü alıyoruz. Kaynadıktan sonra 7 dakika orta ateşte kontrollü bir şekilde kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arada bir karıştırıyoruz dibi tutmasın diye. Ve 7 dakika sonra ocağın altını kapattım. Soğumaya bıraktım. Soğurken de ara ara karıştırdım. Daha çabuk soğusun, ılısın diye. Bu şekilde cam kaseye aktardım. Ilıdıktan sonra buzdolabına kaldırdım. Buzdolabında soğumaya bıraktım arkadaşlar. Kıvamı gördüğünüz gibi bu şekilde cıvık kalmayacaktır. Oldukça katılaşacaktır. Durdukça, soğudukça kaymağımız katılaşacaktır. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 saat sonra bu kıvamı aldı. Eğer bir gece öncesinden yaparsanız kaymağınız daha bir katı kıvam alacaktır. Kaymağımızı yaparken sadece 2 malzeme lazım arkadaşlar. İrmik ve yağlı süt. Şeker kullanmıyoruz çünkü şerbetli tatlılarımızda bu kaymağı kullanacağız. Bunun için hiç şeker katmamıza gerek yok. Gördüğünüz gibi bekledikçe kıvamı daha bir katılaşacaktır. Kullandıktan sonra eğer yarısı arttıysa buzluk poşetlerine ya da cam bir küçük kavanoza koyup derin dondurucuda saklayabilirsiniz. Çözdürdükten sonra künefe tatlısında veya istediğiniz baklava, şerbet tatlısında kullanabilirsiniz arkadaşlar. Fazlaca yapmış olduğum kaymağı bu kez de Antep baklavasında kullanmak istedim arkadaşlar. Evet, gerekli olan malzemelerimiz: bir paket hazır baklavalık yufka ve sade yağ. Sade yağ biliyorsunuz arkadaşlar nasıl elde ediyoruz. Bu tarifini sizlerle daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Tekrardan paylaşacağım. Tereyağını eritiyoruz arkadaşlar. Erittikten sonra altına süt kreması çıkıyor. O kremayı orta ateşte çektirtiyoruz. Yani tamamıyla çektikten sonra saf bu şekilde tereyağı elde etmiş oluyoruz. Evet, tepsinin taban katına 2 yufka, 2 kat baklavalık yufka serdim. Daha sonrasında her sermiş olduğum yufkayı sade yağ ile bu şekilde fırça ile yağlıyorum arkadaşlar. Her seferinde 2 yufka kullanıyorum. Yırtık olsa da fark etmez arkadaşlar. Nasıl olsa ara katlarda kalacak. Evet, Antep baklavası olduğu için ben Antep fıstığı kullanmak istedim arkadaşlar. 1 su bardağı boz Antep fıstığını bu şekilde mikserde ufalttım. Görmüş olduğunuz gibi bundan hazırlamış, elde etmiş olduğum bu içten arkadaşlar bir miktar da üzeri için ayıracağım ve geri kalan hepsini ara katına kullanacağım. Evet, derin dondurucuya atmıştım arkadaşlar. Daha önceden yapmış olduğum kaymağı gördüğünüz gibi şimdi çıkartıyorum ve baklavamda kullanacağım. Bu şekilde yufkamın her yerine gelecek şekilde kaymağı güzelce sürüyorum arkadaşlar. Daha sonrasında çekmiş olduğum fıstığı da bolca her yerine gelecek şekilde serpiyorum. Ve daha sonra arkadaşlar tekrardan 2 kat 2 kat yufka olarak her katını fırça ile yağlayarak baklavamı tamamlıyorum. Baklavalık yufkamı arkadaşlar öncelikle ortadan ikiye bölüyorum. Eşit bir şekilde kesmiş olduğum yarısını taban katında kullanıyorum. Daha sonrasında gördüğünüz gibi
iç harcını koyduktan sonra geri kalan yarısını da aynı şekilde ikişer kat olarak yağlayarak bitirmiş oluyorum. Toplamda 30 kat yufka olmuş oluyor arkadaşlar. Yani 30 katlı bir baklava elde etmiş oluyorum. Evet, daha önceden ben 40 katlı olarak el yapımı paylaşmıştım tarifimi arkadaşlar. Mutlaka o tarifimi de izleyin derim. Müthiş lezzetli olmuştu. Evet, en son katını da sade yağ ile baklavamızı yağlıyoruz. Gördüğünüz gibi kesinlikle süt kaymağı yok. Süt kaymağı olursa eğer zaten yanma olacaktır. Baklavamız piştikten sonra üzerinde hoş görüntü olmayan noktalar olacaktı. Bu nedenden dolayı bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, eşit olsun diye ben bu şekilde cetvelle kestim arkadaşlar. Dilerseniz baklava dilimi olarak da kesebilirsiniz. Ben kare şekli vermek istedim. Baklavamı bu şekilde kestikten sonra önceden ısınmış fırında baklavalarımı nar gibi olana kadar kızartacağım. Fırını önceden 200 derecede ısıttım arkadaşlar. 200 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika arası kontrol ederek altı üstü nar gibi güzelce kızarana kadar baklavalarımızı pişirelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika kızardı baklavalarım. Ve kaymaklı Antep baklavam hazır. Gördüğünüz gibi kat kat oldu. Ve mis gibi kokuyor arkadaşlar. Sade yağın vermiş olduğu lezzet, kaymak, fıstıkla inanılmaz derecede müthiş bir koku yayıldı mutfağıma. Şimdi sizlere katlarını ve içini de göstereceğim. Görüyorsunuz her katı görünüyor arkadaşlar. Çok sıcak olduğu için açamıyorum. Evet, tabii ki baklavamızın şerbeti de çok önemli arkadaşlar. Baklavayı zaten çıtır yapan şerbetidir. Şerbeti arkadaşlar ölçüsünü 3 su bardak şeker, 2,5 su bardak su olarak kullandım. Ve yaklaşık 1 dilim limon. Bunları kaynatıyorum arkadaşlar. Yaklaşık kaynamaya başladıktan sonra 15-18 dakika kaynatıyorum ve şerbetimin kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve soğumuş olan şerbetimi ilk sıcaklığı çıkmış olan baklavama döküyorum. Yaklaşık 500 milim şerbeti çekti arkadaşlar. Şimdi üzerine de fıstık ile süsledikten sonra artık baklavam yemeğe hazırdır. Evet, dediğim gibi arkadaşlar ben bu menülerimi Kurban Bayramı için hazırlamıştım. Kaymaklı Antep baklavası, yufka böreği fırında harika olmuştu arkadaşlar o börekte. Ve tahınlı çıtır çöreklerim çok pratik bir atıştırmalık.
Mercimek çorbası, lokanta usulü tariflerimi daha önceden paylaşmıştım. Pirinç pilavı ve kavurma yapmıştım arkadaşlar. Bu kavurma tarifimi de sizlerle paylaşmıştım. Çok pratik oluyor. Onu da suda çözdürteceğim ve pilavımın üzerine servis yapacağım. Ve harika bir çoban salatası eşliğinde bizler afiyetle yemiştik. Evet, görmüş olduğunuz bütün bu tariflerimi diğer videolarımdan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, baklavam şerbetini çekti. Fıstık kaymak ile buluştu. Çok nefis bir lezzet oldu arkadaşlar. Dediğim gibi kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka deneyin derim. Çıtır çıtır. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videolarımı beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açıp bildirimler almayı lütfen unutmayalım. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.